Değerli izleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi. Fidan ve Wang görüşmelerinin ardından bir ortak basın toplantısı düzenlendi. Fidan, Gazze'de ateşkes için Çin'le birlikte çalışmaya devam edeceklerini açıkladı. Ne yazık ki bazı ülkeler İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulme destek vermeye devam ediyorlar. İsrail'e siyasi destek ve silah sağlıyorlar. Bu ülkeler İsrail'in uyguladığı soykırıma maalesef ortak olmaya devam ediyorlar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'e destek veren ülkelere tepki gösterdi. Gazze'de ateşkes için yürütülen çalışmalara değindi. Gazze'de ateşkes, Gazze'lilere insani yardımların kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılması ve iki devletli çözüm için önümüzdeki süreçte de Çin ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bakan Fidan, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile Pekin'de bir araya geldi. Fidan ve Wang görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Çin'in Filistin konusundaki duyarlılığının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Çin'in Filistin konusundaki duyarlılığı son derece memnuniyet vericidir. Çin'in Filistinlerle dayanışma içinde olmasını ve iki devletli çözümü güçlü bir şekilde desteklemesini takdirle karşılıyoruz. Devlet Başkanı Sayın Şeyh'in Filistin'de çözüm için geniş kapsamlı, yetkin ve etkili bir uluslararası barış konferansı için çağrıda bulunması son derece önemlidir. İki ülke arasındaki işbirliğine de vurgu yaptı. Çin ve Türkiye, Asya'nın iki kadim medeniyeti, Çin ve Türk milleti, Asya'nın zenginliği, Asya'nın itici motoru. Türkiye ile Çin arasında sürdürülecek iyi ilişkiler, bölgesel ve küresel barışın, refah ve istikrarın sağlanmasına da katkı sağlayacaktır. Fidan, Pekin'deki temaslarının ardından Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Urumçi ve Kaşgar kentlerini ziyaret edecek. Bu iki şehir Çin'in kültürel zenginliğine katkıda bulunan iki kadim, bildiğiniz gibi Türk İslam şehridir. Bu şehirler Çin'le Türk dünyası arasında ve Çin'le İslam dünyası arasında aynı zamanda bir köprü rolü de oynamakta. Bu coğrafyaların tarihi ve kültürel zenginliğine tanıklık etmekten büyük memnuniyet duyacağımı ifade etmek istiyorum.